Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'teyiz. Yaptığımız ibadetler iftar ve sahurla birlikte bu özel ayın rahmet ve bereket ikliminden istifade etmeye çalışıyoruz. Ramazan ayı bizim kutsal aylarımızdan bir tanesi ve biz müminlerin kurtuluşa erdikleri, kendilerine arındırdıkları, 11 ayın yorgunluğundan sonra kendilerine yeni bir dizayn edip kendilerine geldikleri, bir diğer tabiri caizse kulluk kampına girdikleri muhteşem bir zaman dilimi. Tabii Ramazan ayından ziyade ömrümüze yaymamız gereken ibadetler, alışkanlıklar var. Ancak özellikle Ramazan ayında haram kılınan bazı konular da var. Cezaevi vaizi Ahmet Demirel açıkladı. Sadece oruç dolayısıyla yapmamamız gerekenler var. Normalde yemek içmek bu vakitlerde helalken Ramazan ayında oruç olduğumuzdan dolayı yiyemez hale geliyoruz, içemez hale geliyoruz ve diğer husus cinsel ilişkide bulunmamamız gerekiyor. Bunlar da geçici durumlar, imsaktan iftara kadar. Onun haricinde iftardan itibaren bunların yasaklığı kalkıyor. Ama diğer haramlar işte içkidir, kumardır, zinadır, ondan sonra iftira, yalan, gıybet, dedikodu, bunlar her zaman haram olan hususlardır. Ramazan'da şansımız ne? Peygamberimizin ifadesiyle şeytanların bağlandığı bir ay olduğu için kendimizi ve nefsimizi daha rahat tutabiliyoruz. Yalnız burada bir hususu hatırlatalım. Nefislerimiz bağlanmıyor, sadece şeytan bağlanıyor. O yüzden günah sıfıra inmez. Sadece işlememek kolaylaşır. Nefsimize de hakim olmak bize düşüyor. Hem İslam'da haram kılınıp hem de suç teşkil eden konuları da vaiz Demirel şöyle anlattı. Haramları Rabbimiz bize zararlı olduğu için kılmıştır. Bize fayda olan hiçbir şeyi Allah haram kılmamıştır. Sadece ya bize ya da toplumumuza bir zararı var. Bundan dolayı Rabbimiz bazı şeyleri haram kılmıştır. Bakıyoruz, içki haram diyoruz. Uyuşturucudan dolayı, uyuşturucu araç kullanmadan dolayı cezaevinde yatanlar var. Adam öldürmek, yaralamak, gasp haram. İslam'da haram. Türkiye Cumhuriyet Kanunları'nda da yasak var. Cinayet yaralama kovuşları var. Hülasa helallerle yetinirsek bizim faydamız olan her şey Rabbimiz helal kılmış. Daha sağlıklı, daha huzurlu bir topluma ulaşabileceğiz. Böyle bir toplumda yaşayacağız inşallah.